arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 ayda 12, toplamda 17 kilo verdim. Ve 2 ayda verdim evet, ama sanıyorsanız ki eğer ben çok kilo aldım, kilo vermeliyim dedikten hemen 2 ay sonra kilo verdim. Hayır. Daha öncesinde ben diyeyim 8-9 ay, siz deyin 10-11 ay bir kilo verme deneyimim oldu. Bir türlü başarılı olamadım. Sporlar yaptım, hiç antrenmanlar yaptım, neler neler yaptım, beslenmeme dikkat ettim ama bir türlü kilo veremiyordum. Ama bir gün arkadaşlar, tabii ben bunu sonradan öğreniyorum ama size şimdi anlatacağım. Benim sonradan farkına vardığım iki tane çok temel bir şey var arkadaşlar. İşte onlar sayesinde ben 2 ayda kilo verdim. Hatta bir ayın sonunda ben kendimi aynada falan tanıyamıyordum gerçekten. Yani şu kişi tamamen gitmiş ve yerine bu kişi gelmişti. İkinci ayın sonundaysa artık arkadaşlar, ben 2 ay önce böyle biriyken şöyle biri haline gelmiştim. Neydi bu iki şey? Yani beni bundan buna getiren, hem de bunu 1-2 ay gibi bir sürede yapan iki şey. İşte bundan bahsedeceğim bugün size. Videoyu şimdiden beğenmeyi ve böyle videoları kanalımda daha sık görmek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Ben pek çok şeyi denemiştim aslında. Yani şu fotoğraflarımın olduğu şu zamanlar ben gerçekten deli gibi spor yapıyordum evde. Hatta bakın spor yaparken ki hallerimi de bırakayım. Gördüğünüz gibi dumbbell'larım var. Bir spor programım vardı. Haftanın hatta bir ara 5 günü falan yapıyordum bunu. Beslenmeme bir yandan dikkat etmeye çalışıyorum. Fakat bende işe yaramayan bir şeyin üzerinde gidiyormuşum, çalışıyormuşum aslında. Haberim bile yokmuş o zamanlar. O da şuydu arkadaşlar. Yüksek yoğunlukla antrenmanlar yapmam. Yani yüksek yoğunlukla antrenmanlar yapıyor olmak bende işe yaramıyordu arkadaşlar. Yani beni bundan buna getiren şey yüksek yoğunlukla antrenmanlar yerine düşük yoğunlukla antrenmanlar yapmam. Yüksek yoğunlukla antrenmanlar neler? Mesela HIIT gibi. Mutlaka görmüşsünüzdür ya da belki denemişsinizdir. Nabzınızı uçuran, çok kısa süreler içerisinde evet çok kalori harcadığınız ama nabzınızın uçtuğu, nefes bile alamadığınız, delilercesine hareket ettiğiniz o yüksek şiddetli antrenmanlardan bahsediyorum. Ben sürekli o antrenmanları yapıyordum çünkü çok fazla kalori yakıyor. Evet, ben de kiloluyum. Yani kalori yakmam gerekiyor. Mantığım tamamen bu yönde. Aslında bu mantıkta bir sıkıntı yok. Ve ben de işte HIIT antrenmanlar yapmaya çalışıyorum. Bu arada hiç de sevmiyorum. Ama işte kilo vermek için de yapıyorum. Onun dışında mesela ağırlık antrenmanları yapıyorum. Ki ağırlık antrenmanları müthiş bir şey. Direnç antrenmanları yani. Direnç antrenmanlarıyla yağ yakarsanız eğer, antrenman esnasında harcadığınız kaloriyi antrenman bittikten sonra da harcamaya devam ediyorsunuz. Mükemmel bir şey yani. O yüzden işte ben dumbbell setleri aldım kendime, böyle çok yüksek ağırlıklarla antrenmanlar yapıyorum. Böyle 20-30 kiloyla squat yapıyorum. Eve bir set almışım, dumbbell seti. Bunlarla çalışıyorum arkadaşlar ve böyle beni görmeniz lazım hani. O düzeni hiç bozmadan deli gibi evde spor yapıyordum. Spordan önce yediğim yemeklere dikkat ediyorum. Spordan sonra yediklerime dikkat ediyorum. Protein almaya çalışıyorum ama olmuyor arkadaşlar. Ve tabii ben bunları yaparken de aylar geçiyor. Küçücük mü bir sonuç görmezsiniz. Görmüyordum. Bakın arkadaşlar, şuradaki fotoğraflardaki halimdeydim ben hala. Sonra ben bir gün dedim ki arkadaşlar, tabii bir şeyleri bilinçli yapmıyorum dediğim gibi. Sonradan bunun bilincine varacağım. Ben bir gün dedim ki yok, olmuyor. Olmuyor. Yani olsa olurdu. Aylar geçti yani. 8-9 ay, 10 ay geçti. Olsa olurdu. Küçücük demedi, bir şey olmaz. Hala mı aynaya baktığımda ben şöyle olurum, şöyle olurum. Bu işte dedim bir terslik var. Ben yapmayacağım dedim. Zaten sevmiyorum. Yani bu kadar yüksek şiddette spor yapmayı sevemiyorum zaten. Vücudumu strese sokuyor, beni strese sokuyor. Spor yapacağım günler ofluyorum. Ertesi günü spor yapacaksam eğer bir gün öncesinden bile strese giriyorum, öyle söyleyeyim. Zaten sevmiyorum. Dedim ki ben yapmayacağım yani. Tamam, yüksek kalori yakıyor. Bütün herkes HIIT antrenmanlar sayesinde işte çok yüksek spor salonuna gidip böyle koca koca dumbbellları kaldırdıkları antrenmanlar sayesinde kilo verdiklerini söylüyorlar. O yüzden yapıyorum ben de zaten bunları. Bu arada bu şekilde kilo verenler de vardır. Sözüm onlara değil. Ondan da bahsedeceğim. Ama dedim yok, olmuyor yani. Ben de olmuyor. Bir şeyler dedim yolunda gitmiyor. Ben dedim saldım. Bırakıyorum artık. İstemiyorum dedim. Ve tamamen istediğim şekilde spor yapma kısmına geçtim. Yani düşük yoğunluklu antrenmanlar. Evet, ben yüksek yoğunluklu antrenmanlardan arkadaşlar düşük yoğunluklu antrenmanlara geçmemle ben bir nevi bundan buna geldim. Şimdi düşük yoğunluklu antrenmanlar ne dersek, bunlar da arkadaşlar yine sizin spor yaptığınız, yine kas kütlenizi arttırdığınız, direnç yaptığınız, ya yani bir direnç antrenmanı oluyor bunlar da, öyle söylemeye çalışıyorum. Fakat çok kısa süre içerisinde böyle nabzınızı deli gibi uçuran, böyle sürekli hopladığınız, zıpladığınız antrenmanlar değil. Daha nasıl desem, sakin, daha slow geçen antrenmanlar. Pilates gibi, yoga gibi ya da ağırlık antrenmanları ama böyle pilatesle, yoga ile harmanlanmış, çok daha
daha düşük ağırlıklar kullandınız, işte birer kiloluk, ikişer kiloluk sadece dumbbell'lar kullandığınız antrenmanlar. Ben bunları zaten internette, Instagram'da, işte Pinterest'te falan gördüğümde çok hoşuma gidiyordu. Böyle pilates yapan işte kızların videolarını falan gördüğümde çok hoşuma gidiyordu. Diyordum ki çok benlik. Yani ben bunu yapmayı istiyorum aslında diyordum. Ve dediğim gibi bir noktada da saldım ya, artık umurumda bile değil dediğimde dedim ki istediğimi yapacağım ya dedim. Ve hemen düşük yoğunluklu bir program hazırladım kendime. O tarz videolar yapıyordum. Haftanın bazı günleri pilates yapıyordum. Bazı günleri işte dumbbell kullanıyordum ama o 20 kiloluk, 30 kiloluk dumbbell'larımın hepsini kapatıp arkadaşlar kaldırmıştım. Birer kiloluk, işte ikişer kiloluk falan böyle küçük ufak ağırlıklı dumbbell'larımı bırakmıştım sadece. Ve onlarla çalışmaya başlamıştım. Beni görmeniz lazım. O kadar mutlu oluyordum ki arkadaşlar, böyle matın üstüne geçiyorum. 20 dakika hiç bakın kendimi de yormuyorum. Öbüründe kendimi deli gibi paralıyordum bir de böyle. 50 dakika yapacağım, işte 1 saat yapacağım falan, görmeniz lazım. Çünkü yakacak o kalorileri, kiloyu verecek. Diyordum ki işte 20 dakika. Bazen sadece bu esneme oluyordu. Bazen sadece vücut ağırlığım oluyordu. Mesela 30 dakikalık full body ama kendi vücut ağırlığımızla bir pilates videosu açıyordum. Onu yapıyordum tamamen. Arkadaşlar ben 1-1,5 ayın sonlarında böyleydim. Ve şok oluyordum kendime. Yani sürece pek inanamıyordum açıkçası. Ben bile şaşkındım yani. Kendi kendime ben bile sorguluyordum. Nasıl oluyor? Aylarca ben kendimi paraladım. Çılgınlar gibi nefes nefese haftanın 5 günü sporlar yaptım. Olmuyordu bir türlü. Nasıl olabiliyor? Yani ben o kadar çok şey yaparken böyleydim de nasıl ben kısacık bir sürede, yani gerçekten bir ayın sonunda, 1,5 ay bile henüz olmamışken nasıl ben bu hale gelmiştim? Bu forma gelmiştim. Gerçekten inanamıyordum ama düşük yoğunluklu egzersizler bende müthiş bir sonuç yaratmıştı. Sonra yürüyüşe başladım. Yürüyüşte arkadaşlar düşük yoğunluklu kardiyodur. Böyle çıkıyorum dışarı, kendimi çok kasmıyorum ama işte bir 45 dakika falan yürüyorum. Tempolu yürüyorum zaten, yani böyle deli dehşet hızlı da yürümüyorum. Normal tempolu bir şekilde yürüyorum işte. Hatta eve koşu bandı aldım yürüyebilmek için. İşte evde yürüyeceksem evde yürüyorum. Dizi açıyorum mesela kendime tabletten, işte dizimi izleyerek yürüyüş yapıyorum. Dışarıda yürüyeceksem mesela podcast dinliyorum, işte tatlı tatlı yürüyorum. Yani resmen bana iyi geliyor. Yani matın üstünde yaptığım o 20 dakikalık, 30 dakikalık egzersizler, dışarı çıkıp böyle tempolu bir şekilde sakin sakin yürüdüğüm o yürüyüşler, bunların hepsi arkadaşlar benim vücuduma stresi sokmayı bırakın, vücudumdaki stresi atıp beni aksine rahatlatıyordu, dinlendiriyordu. Ve bütün bunları yaparken de benim vücudumu değiştiriyordu. Yani ben bu hale gelmiştim. Bu pilates gibi matın üstüne yaptığım ve düşük yoğunluklu direnç antrenmanları yaptıktan sonra bir de yürüyüşü arkadaşlar eklememle birlikte rutinime, benim bacaklarım böyle olmuştu. Ve ikinci aydaydım yani. 2 ay olmuştu sadece. Ve ben gerçekten bir şok daha yaşamıştım. Yani benim ne yaparsam yapayım, delilercesine kalori yaktım, yağ yaktım. Kalori açığında beslendiğim, bu arada bunu da belirteyim. Kalori açığında beslenmeye devam ettiğim halde bile bu bacaklara sahipken ve bir türlü inceltemiyorken ki vücudumda benim nedense, hani herkes bir bölgesine takıktır ya, hani bir bölgesini bir sevmiyordur tam olarak. Benim için bu bacaklarım da arkadaşlar. Yani ben üst bacaklarımdan çok şikayetçiydim. Ve aylarca uğraşıp da bir gram inceltemediğim bacaklarım benim ikinci ayda buydu. Bu hale gelmişti. Bir şoku da gerçekten böyle yaşamıştım. Sonra kendi kendime düşündüm. Dedim ki ne oluyor? Ne değişti? Ne değişti de bu kadar kısa süre içerisinde benim formum, ben bu kadar değiştim. Ve hemen araştırma yapmaya başladım. Yaptığım araştırma sonucunda da arkadaşlar, tabii burada böyle çok basite indirgeyerek ve hemen böyle kısacık anlatacağım ama evet, böyle bir durum olabiliyormuş arkadaşlar. Çok stres altındayken vücuttaki kortizol seviyesi yükselebiliyormuş. Ve bundan kaynaklı olarak da vücut daha da şişebiliyormuş. Yani daha şişkinlik problemleri yaşayabiliyormuşuz. Daha bu tarz yan etkileri vücudumuzda görebiliyormuşuz. Yani bu yöntem herkeste işe yarayan bir yöntem değilmiş arkadaşlar. Ve bu kişilerden biri de arkadaşlar bendim. Peki bu demek oluyor mu ki yani yüksek yoğunluklu, yüksek şiddetli antrenmanlar çok kötüdür, İşte yüksek dumbbell'lar kullanmayalım, fitness'i böyle yapmayalım, düşük yoğunluklu egzersiz yapalım? Hayır. Bu kesinlikle böyle bir şey demek değil. Yüksek yoğunluklu antrenmanlar da güzel antrenmanlar kesinlikle. Kısa sürede yağ yakıp bu yöntemle de fit olan, bacaklarını incelten bir sürü insan var. Burada arkadaşlar işte şu devreye giriyor. Kişi. Yani herkes farklı arkadaşlar. Gerçekten her yöntem herkeste işe yaramıyor. Eğer siz öbür türlü yüksek yoğunluklu antrenmanlar yaparak incelebiliyorsanız ya da o şekilde mutluysanız
yoruluyorsanız, stresinizi öyle atıyorsanız bu sizin için doğru olan yöntem olabilir. Ama ben ve benim gibiler içinse düşük yoğunluklu egzersizler tamamen aslında daha işe yarayan yöntemler oluyor. Tabii ben böylece yüksek yoğunluklu antrenmanlara veda etmiş oldum ve böyle çok daha mutluyum. Önceden dediğim gibi çok oflar puflardım, böyle işte strese girerdim daha yapmadan, dediğim gibi. Yarın spor var falan, işte spor öncesinde böyle bir şeyler yiyorum ama hani ağlayacağım neredeyse. O derece mutsuzum, böyle stresliyim falan. Şimdi görmeniz lazım, böyle yarın olsa da şöyle matımı atsam, bir güzel sporumu yapsam, böyle sakin sakin taksam bilek ağırlıklarımı. Mesela ayaklarıma da bilek ağırlığı takıyorum, ellerime de takıyorum. Ayaklarıma mesela birer kiloluk bilek ağırlığı takarken el bileklerime yarımşar kilo takıyorum. Ben ki arkadaşlar böyle işe yarasın, daha fazla yağ yakayım diye böyle 5 kiloluk, yani 5'er kiloluk dumbbellları böyle havaya kaldırmaya çalışırdım. Ne hareketler yapmaya çalışırdım. Ve bunları yaparken arkadaşlar, bunlar bende o kadar işe yaramazdı ki, bakın aylarca bu şekilde çalışıyor olmama rağmen kollarım böyleydi. Ve ben sadece 2 ayda, 2 ay bile olmamışken arkadaşlar, bütün bu çalışma şeklini bırakıp yarımşar kiloluk bilek ağırlıkları kullanarak yaptığım bu düşük yoğunluklu antrenmanlarımdan sonra da arkadaşlar kollarım böyle oldu. Evet, benim için üçüncü bir şok diyebiliriz. Ben bu arada kollarımın bu derece değiştiğini de before after fotoğraflarımı yan yana getirdiğimde fark ettim. Gerçekten bana sorsanız derdim ki işte bacaklarım çok kalındı, göbek, bel çevrem çok kalındı ama işte kolum değildi ya falan derdim herhalde. Bu fotoğrafları yan yana getirdiğimde inanamadım. 2 ay gibi bir süre içerisinde arkadaşlar düşük yoğunluklu antrenmana geçmemle benim kollarımdaki fark bile zaten ortada. Bu arada düşük yoğunluklu olarak hangi videoları yapıyorum merak ediyorsanız mutlaka beni Instagram'da takip edin. Gelin, bekliyorum yani. Çünkü sürekli Reels paylaşıyorum. Haftalık spor rutinim diye mesela. Pazartesi, salı, çarşamba hangi videoları yapıyorum gibi Reels'larım var. Onları takip edebilirsiniz. O yüzden Instagram'a bekliyorum. Ayrıca kanalımda şu anda katıl aktif ve katıl üyelerim için de ekstra egzersizlerimi falan paylaşıyor olacağım. Yani bir ay boyunca mesela hangi düşük yoğunlukla egzersizleri yapıyorum. Direnç antrenmanı olarak, kardiyo olarak bunları paylaşıyor olacağım. O yüzden kanalımda hemen abone ol kısmının orada katıl kısmı da var. O katıl butonuna basarak kanalıma katılabilirsiniz. Beklerim oraya da. Birinci beni değiştiren en etkili şey buydu arkadaşlar. Bir diğeri, bu da bir diğer önemli olan şeydi tabii ki. Ona geliyorum hemen. O da beslenmeyle ilgili kısım. Açıkçası arkadaşlar beslenmede işte gluteni hayatımdan çıkardım, şekeri bıraktım, böyle şeylere hiç girişmedim arkadaşlar. Ama kendimi hep keşfettim. Yeme günlüğü tuttum mesela. Bana ne iyi geliyor, ne kötü geliyor. Kendimi keşfetmemle birlikte arkadaşlar bana kötü gelen çoğu şeyi buldum ve hayatımdan çıkardım. Örneğin tam tahıllı olsa bile makarna bana hiç iyi gelmiyor. Makarna bende hep gecenin sonunda arkadaşlar şişkinlik problemi yaratıyor. Şişiyorum, karnım ağrıyor, kendimi çok kötü hissediyorum. Yani gerçekten bana en iyi gelmeyen besinlerden bir tanesi. Mesela bunu keşfetmemle birlikte hayatımdan tabii ki de karbonhidratı çıkarmadım. Ama makarnaya biraz mola verdim. Yani hayatımda çok 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 aza indirdim makarnayı. Daha çok mesela basmati pirinçten pilav yedim. Kinoa yedim mesela, bana çok çok iyi gelen bir besin. Patates mesela yine bana oldukça iyi gelen, yani iyi gelen demeyeyim de bana kötü gelmeyen besinlerden bir tanesi. Bu gibi değişiklikler yaptım. Bana iyi gelenle kötü geleni ayrıştırmaya başladım yani. Ekmek olarak da mesela ekşi maya ekmeklerle çok barışım. O yüzden hayatıma zaten sadece kahvaltıda genelde ekmek yiyorum ama ekşi maya ekmeği dahil ettim. Onun dışında da mesela sebzeler için hani derler ya, çok pişirmeyin sebzelere, vitamini ölmesin. Evet, bu doğru olabilir ama tabii burada da şimdi devreye şu giriyor. Kim için iyi, ne için ve nasıl iyi? Benim için mesela hiç iyi olmuyor arkadaşlar. Çünkü bazı kişilerde çiğ sebzelerin sindirimi zordur ve o kişileri çok zorlar. İşte o kişilerden bir tanesi benim. Örneğin brokoli, karnabahar, brüksel lahanası tarzı sebzeleri hafif haşlıyor olsam bile benim için sindirimi çok zor oluyor. Ve yine problemler yaşıyordum işte. Şişkinlik problemi, karın ağrısı problemi gibi gibi. O yüzden bu tarz şeyleri öğrendim hayatımda. Sebzeleri belki birazcık vitaminle öldürüyorum ama yapacak bir şey yok. Daha sonrasında problem yaşamamak için birazcık daha fazla pişiriyorum. Çiğ sebzelerden yani mesela salatayı gece yemiyorum akşam yemeğinde. Salata da örneğin çok yani yararlı bir şey, biliyoruz hepimiz. Ama ben ne zaman özellikle akşam yemeğimde
salata yesem arkadaşlar deli gibi şişiyordum. Ve yine işte kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Sonra araştırdım ki zaten çiğ sebzeler işte böyle çiğ marul falan gibi şeyler sindirimi zor şeylermiş. Özellikle akşam saatlerinde sindirimi daha da güçleşiyormuş. Yine salata yiyorum bu arada ama daha çok kahvaltıda kahvaltımın yanına. Yani mesela omletimin yumurtamın yanına yiyorum. Öğle yemeğimin yanında yiyorum. İşte bakın bu tarz değişiklikler yaptım. Yeme günlüğü sayesinde de ne bana iyi geliyor ne kötü geliyor ayrıştırabildim. Bu ikisi arkadaşlar beni gerçekten aylarca uğraşıyor olmama rağmen hiç sonuç alamamış olmamın aksine beni çok kısa sürede sonuca götüren şeyler oldu. Şimdi kesinlikle çok daha iyi hissediyorum ayrıca kendimi. Her şey herkeste farklıdır yani. Ben şu an bunları anlatıyorum ya, belki bu anlattıklarım bazılarınız için çok benzer olacak ama bazılarınız için hiç uymayacak örneğin. Çünkü hepimiz tekiz, biriz ve hepimiz farklıyız. En önemlisi burada kendini tanımak oluyor. Bu da benim hikayemde çok soruluyordu. Daha önce de söylemiştim çünkü uğraştım veremedim ama kısa süre içerisinde verdim diye. Nasıl oldu diyordunuz? İşte böyle oldu arkadaşlar. Hikayem bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin varsa böyle tecrübeleriniz aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Hepsini okuyacağım. Videoyu da lütfen beğenmeyi yani beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve böyle içerikleri kanalımda daha sık görmek istiyorsanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Bye bye.